Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Bugün soframda çok güzel bir yemeğim var. Sebzeli bir erişte yapacağım ve yanına etle, antrikotla tavuk kızartacağım. Kızım için tavuk, kendimiz için de antrikot kızartacağım. Buzdolabımın sebzeliğinde ne varsa onları çıkarttım, emin olun. Bir adet patlıcanı gördüğünüz gibi elma dilimi doğradım. Tuzlu ve limonlu suda beklettikten sonra yıkadım. Şöyle bir havlu kağıtla suyunu süzdüm, aldım. Artı 2 adet patates doğradım. Bunların hepsini bir fırın tepsisine koyalım ve orada karıştırıp fırına vereceğiz. Doğramaya başladığınızda fırınızı 180-200 dereceye açmanızı tavsiye ederim. Çünkü sadece 5 dakika sürecek onları hazırlamanız. Bu arada fırınınızda alt üst ayarda ısınmış olacaklar. Şöyle 5-6 tane de bebek havuçlarım vardı. Onları da sadece ortalarından verevine doğrayarak ekliyorum. Daha sonra küçük soğanlarım vardı. Onları soydum, temizledim, yıkadım. Onları da ortalarından bölerek elma dilimi yaparak ekleyeceğim. Dörde bölerek ekleyebilirsiniz. Büyük soğan varsa iri iri doğrayarak da yarım ay şeklinde ekleyebilirsiniz. 2 adet de olmazsa olmaz, her zamanki gibi bağışıklık sistemimizi bugünlerde güçlü tutmamız gerekiyor biliyorsunuz. Sarımsak mutlaka ekleyelim, bolca soğan ekleyelim. Pırasa özellikle. Dolabımda 3 tane kadar kalmış sebzeliğimde. Onları da aynı şekilde verev olarak doğrayıp ekleyeceğim. Bu mübarek günlerde Rabbimden diliyorum ki tüm dünyayı bu beter hastalıktan, virüsten korusun. Ölenlere rahmet diliyorum tabii ki. 2 adet yeşil Charleston biber ekledim. 1 adet kapya biber ve yarım da dolmalık biber vardı. Onları ekledim. Emin olun buzdolabının sebzeliğinde ne varsa onlar. Sizlerde hangi sebzeleriniz varsa, kabak falan da olur mesela, arttıysa brokoli olur, karnabahar olur. Nasıl arzu ederseniz fasulye olabilir, yeşil fasulye. Ama tabii ki yeşil fasulyeyi çok hafif haşlarsanız, ondan sonra eklerseniz çok daha iyi olur. Bir parçada taze rezenem vardı. Onu da aynı şekilde elma dilimi yaparak ilave ettim. Daha ne olsun diyeyim, ne kadar güzel bir karışım oldu. Sağlıklı bir karışım. Şimdi bunlara biraz tuz, karabiber ekleyelim. Biraz zeytinyağı ekleyip fırına sürelim. Dediğim gibi 180-200, fırınınızın ayarını siz daha iyi bilirsiniz. Pişirelim. Takriben bir yarım saat 40 dakika sürebilir pişme süresi. Mümkünse sıcak olarak servis yapmamız gerektiği için beklerse kurur ve hani ne derler, yamışır böyle sebzeler. O sebeple yemek saatine yakın hazırlamanızı tavsiye ederim. Özellikle şimdi Ramazan ayında gerçekten çok büyük kolaylık olacak sizler için de. Hazırlayıp fırına vereceksiniz. Şöyle bir saat önce ezanın okunmasına başladığınız zaman çok kolaylıkla iftara kadar hazırlayıp sofraya koyabilirsiniz. Şöyle güzelce bir düzenleme yaptım. Sadece tek vaktim olan o oldu. Artık fırına gitmeye hazır. Dediğim gibi erişte kullanacağım. Siz arzu ederseniz makarna cinsi kullanabilirsiniz tabii ki. Hiç problem olmaz. Artı dediğim gibi 2 adet antrikot dilimim vardı. Kızım için de 2 dilim ince dilim tavuk göğsü çıkarttım. Onlar henüz buzlu, biraz don olduğu için şu anda baharatlamayacağım. Daha sonra yapacağım, marine edeceğim. Hafif biraz tuz, biraz karabiber ve zeytinyağı ve kekikle. Şimdi ama etlerimi marine edeceğim. Biraz zeytinyağı, yine biraz tuz, çok az ama tuz. Çünkü sonra piştikten sonra tuzu da ekleyeceğiz tekrar. Biraz boncuk kekik ezdim, ufaladım. Biraz karabiber, dediğim gibi güzelce karıştırıp şöyle her taraflarını üzerini kapatıp dinlendirelim oda ısısında. Eğer sabahtan hazırlarsanız tüm bunları buzdolabına kaldırabilirsiniz. Buzdolabında dinlensin, güzelce içine çeksin.
Dediğim gibi yemek saatine 1 saat kala iftara çıkarttığınız zaman sebzeler pişerken o da dinlenmiş olur. En son eti pişirmenizi tavsiye ederim. Çünkü 3'er 4'er dakikadan bir 7-8 dakika en çok 6 dakikada tabii nasıl seviyorsanız alasulu veya tam pişmiş olarak kızartacağız. Sebzeleri de bu şekilde hazırlayıp yağlayıp tuzladıktan sonra üzerini bir streç filmle kapatıp bekletebilirsiniz. Hiç problem olmuyor. Dediğim gibi tavuklarımla don olduğu için daha sonra yapacağım. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir yemek olmuştu. Bayağı oldu tabii ki çekeli ama sizlerle anca buluşuyor. Bu kadar kolay bir yemek işte. Mutlaka deneyin lütfen farklı sebzelerle. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. 1-1,5 yemek kaşığı kadar sade yağı tavada erittikten sonra makarnamı da pişirmiştim o arada. Tuzlu suda ve biraz da yağ ekliyoruz tabii ki yapışmasın diye. Güzelce haşlıyoruz makarnayı veya erişteyi hangisini kullanmak isterseniz. Tereyağında biraz çevirdikten sonra fırında pişirmiş olduğumuz sebzelerimizi ekleyeceğiz. Piştikten sonra ben biraz üzerine kağıt sermiştim, tekrar yağlı kağıt. O şekilde beklemişlerdi. Hepsini bir harmanlayıp şöyle hafif tekrar hem makarnaların, eriştelerin dış yüzeyi kızarsın, hem şöyle hepsi bir lezzetleri birbirine geçsin diye 2-3 dakika kadar karıştıracağız. Yine bakın ayarına tuzunu ekleyin, tuz ekleyin, karabiber ekleyebilirsiniz tekrar biraz. Arzu ederseniz biraz pul biber ekleyebilirsiniz seviyorsanız acı. Harmanladıktan sonra böyle bile yenilebilecek nefis bir makarna oldu gerçekten sebzeli. Eminim çocuklarınıza yediremediğiniz sebzeler varsa bu şekilde gayet güzel yiyeceklerdir eşiniz de dahil olmak üzere. Hem doyurucu, tok tutar. Diğer tarafta ızgara yüzlü tavamızı ısıtalım artık. Yemeğe sadece nasıl diyeyim böyle 10 dakika var şu anda. Hemen ısıtmaya başlayalım tavamızı. İyice ısındıktan sonra hiç yağ koymuyoruz. Zaten etlerimizi yağladık ya da tavuk yaparsanız aynı şekilde tavuk göğsü onları da yağlamış olacağınız için tavamızı yağlamıyoruz. Kontrol ediyoruz elimize gerektiği kadar sıcak ısı vuruyorsa artık etleri koyabiliriz. Her iki yüzünü de 3'erden 4'er dakikadan böyle dediğim gibi 6 veya 8 dakika arası pişiriyoruz. Sadece 2 kez çevirmenizi tavsiye ederim. Daha fazlasını çevirmeyin lütfen. Yani her parçayı ikişer kere çeviriyorsunuz. Onu demek istedim 2 kez derken. Şu anda pişti. Maalesef eşimin gelmesine daha biraz vakit var, gecikti daha doğrusu. O yüzden ben üzerini kapattım. Biraz daha ısısıyla bekledi. O sürede tabii biraz daha pişti. Ama aslında şu anda yenebilecek aşamada. Artık servis zamanı. Bu lezzetli ve sağlıklı güzel eriştemizi, sebzeli eriştemizi servis tabağımıza alalım. Yanına da et koyup, yanında güzel bir salata, yoğurt, ayran, cacık, ne arzu ederseniz hepsi yakışır. Servis yapabilirsiniz. Önden de bir çorba. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Ramazan boyunca ana yemek veya çorba yaptıysam, videom çorbaysa bir ana yemek ve bir tatlı veya salata bunları da izlemelisiniz, izlediniz mi kısmına koyacağım.
Oradan Ramazan menüsü olarak seçip izleyip hazırlayabilirsiniz evlerinizde. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı güzel iftarlar efendim. Allah'a emanet olun.